1914 yılında büyük bir savaş olmuştu. Almanya'nın süper güç olduğu zamanlar. Sırbistan, Avusturya Macaristan prensini öldürmüştü. Bundan sonra Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti. Avusturya Macaristan İttifak Devletleri, Sırbistan İtilaf Devletleri'nin tarafındaydı. Almanya ile Avusturya Macaristan arkadaştır. Bu yüzden ittifak oldular. Sırbistan Rusya ile, Rusya Fransa ile, Fransa da İngiltere ile arkadaştır. Ancak İngiltere savaşa girmez. Bu Almanlar için çok iyidir. Çünkü bir planları vardır. Almanlar Rusların geç geleceğini düşünür. Bu yüzden önce Fransa'ya saldırıp Fransa alacak. Sonra Rusya'ya saldırıp Rusya alacaktı. Ama Fransa Alman sınırına çok fazla birlik koymuştu. Savunmaları çok güçlüydü. Almanya Fransa ile uğraşmamak için Belçika'ya saldırdı. Belçika da iyi bir şekilde savundu. Almanya Belçika'yı ele geçirdi. Ancak Almanya tarafsız bir ülkeye saldırdığı için İngiltere de Almanlara savaş ilan etti. Almanya Fransa'da biraz ilerledi. Ruslar savaş alanına erken geldi. Almanya bazı birliklerini doğuya göndermek zorunda kaldı. Almanlar Rusları biraz geri püskürttü. Avusturya Macaristan ise Sırbistan'ı işgal etmeye çalışıyordu ama başarılı olamıyordu. İtalya'da İttifak Devletleri'ne savaş ilan etti ve kuzeyinden Avusturya Macaristan'a saldırmaya başladı. Sonra İtilaf Devletleri Almanya'nın gücünü azaltmak için Afrika'daki sömürgelerine saldırdı ve hepsini aldılar. Savaşın yeni devleti ise şanlı devletimiz Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Osmanlı Balkan Savaşları'ndan sonra yorulmuştu. Bazı savaş isteyenler savaş gemileriyle Rusya'ya bombalamıştı ve Osmanlı savaşa girmişti. Önce Kafkas dağlarına Ruslara saldırdık. Ancak Allahu Ekber dağlarında 90 bin askerimiz donarak şehit oldu. Daha sonra İngilizler Arapların yardımıyla Orta Doğu'dan saldırdı ve buraları aldılar. Daha sonra Çanakkale'ye saldırdılar ancak milletimiz buna izin vermedi. İttifak devletlerinin toprak önermesi ve Osmanlı'nın Çanakkale'deki başarısını gördükten sonra Bulgaristan'da savaşa dahil oldu. Avusturya Macaristan, Bulgaristan'ın yardımıyla Sırbistan'ı, Karadağ'ı ve Arnavutluğu ele geçirdi. Almanlar Rusları kendi topraklarına doğru püskürtüyordu. Romanya'da Almanlara savaş ilan etti ve hemen yenildi. Daha sonra Fransız komutanı bir şey yapması gerektiğini anladı ve Almanları geri püskürttü. Daha sonra Ruslar da Osmanlı'yı kendi topraklarına doğru püskürtüyordu. Yunanistan'da savaşa katılmıştı ve kuzeyden saldırmaya başlamıştı. Rusya'da bir devrim çıktı. Bu devrim yüzünden Ruslar savaştan çekildi. Almanlar için muhteşemdi. Çünkü doğudaki askerlerini batıya getirdiler. Fakat bir sorun vardı. Amerika savaşı giriyordu. Almanya, Amerika'nın sivil gemilerini batırmıştı. Almanya, Meksika'yı Amerika'ya karşı kışkırtmak için bir mektup göndermişti. İngiltere mektubu tespit etti ve Amerika'ya gösterdi. Bundan sonra Amerika'da savaşa girdi. Askerlerini Avrupa'ya göndermeye başladı. Almanya bütün askerlerini topladı ve Fransa'ya saldırdı. Biraz toprak aldı. Ama kaynaklarının çoğunu tüketmişlerdi. Amerikan askerleri de gelince karşı atağa geçtiler ve Almanlar geri çekildi. İlk önce Bulgarlar çekildi. Sonra Osmanlı İmparatorluğu. Sonra Avusturya Macaristan ile Almanlar. Savaşın sonunda Rusya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı yıkılmıştı. Ülkelerle bu antlaşmalar imzalandı.